Radyodan maç anlatımı dinlemek mi, televizyondan özeti izlemek mi? Cevap veriyorum. Hiçbir. Şöyle cevap verebilirim. Her zaman radyo dinlemeyi çok seven bir insanım ben. Yani çocukluğumda radyo tiyatroları, işte öyle okul çağında bizlere hitap eden radyo programları vardı. Onları izleyerek, dinleyerek büyüdüm. Ve şimdi de YouTube'dan deli gibi radyo tiyatrosu dinleyen, ciddi bir arşivi olan, arşiv derken CD'ye falan yüklemiştim bir ara bunları. Çünkü iş ortamında her zaman YouTube açıp da kulağında kulaklık dinlemen gibi bir şey söz konusu olamıyordu geçmiş dönemlerde. O arşivden benim dönüp dolaşıp dinlediğim radyo tiyatroları vardı. Hani birini seçmem gerekirse radyodan maç dinlemeyi herhalde tercih ederim öyle bir seçim ortamında. Naim mi, Müslüm mü? Cevap veriyorum, Ayla. nasıl desem, son Müslüm Naim'di, son Naim'di. Ya Müslüm diyeceğim galiba, Müslüm Baba her zaman. Ay, geçtiğimiz günlerde de muhterem hanımı kaybettik. Zaten çok üzüldüm ve maalesef ki bu korona günlerinde cenazesine de katılma imkanımız olmadı. Müslüm diyeceğim, son kararım. Voleybol mu, basketbol mu? Tabii ki her zaman ve her zaman voleybol. Çünkü ben profesyonel voleybolcuyum, belki biliyorsunuzdur. Voleybolcuydum daha doğrusu. Hatta ilk paramı da voleyboldan kazandım. Türk Hava Yolları A takımına kadar yükselmeyi başarmıştım. Daha sonrasında bir sağlık problemim çıktı, nefrit oldum ve voleybolu bırakmak zorunda kaldım. Uzun yıllar, bayağı bir 20 sene kadar voleybol oynayamadım ve o süreçte de her sene bir iki kere rüyamda voleybolu görürdüm ve çok özlemle andığım dönemlerdi voleybol oynadığım dönemler. Fakat bu sene tekrar eski takım arkadaşlarımın bir kısmı ve takım antrenörümle, hatta beni voleybola başlatan, boyum 1.76 buçukken orta sonda beni keşfedip voleybola başlatan antrenörümle tekrar bir araya geldik. Maça çıkmak için sahaya girdiğimde gözlerim doldu. Hatta onu sosyal medyadan paylaştım. Millet, yani arkadaşlarım üzülmem karşısında çok duygulandılar. Hiç beklemiyordum. O sahaya, o salona girdiğimde içimden böyle bir duygusallığın taşmasını gerçekten beklemiyordum. Çünkü voleybol benim hayatımı şekillendiren bir spor. O yüzden hep voleybol. Oyuncularla çalışmak mı, yönetmenlerle çalışmak mı? Benim yaptığım işte aslında ikisi birbirinden ayrılmıyor. Ben hiçbir zaman bir tanesiyle çalışacak bir iş yapmıyorum. İster oyuncu olsun, ister yönetmen olsun, ister iletişimini yaptığım filmin müziğini olsun, yapan kişi olsun, ister yapımcılar olsun. Özel bir tercihim yok. Önemli olan işbirliği yapmaları ve hepimizin aynı hedef için çalıştığımız. Yani onlar çekerken, hatta fikir aşamasından film izleyene girene kadar hedefleri aynı. Benim de onlarla hedeflerim aynı. O yüzden o ya da bu diye bir seçim yapacak bir pozisyonda değilim. Çünkü bir filmin iletişimini yapmak için benim hepsine ihtiyacım var. O yüzden önemli olan hedef odaklı olması ve benim önerdiğim iletişim çalışmalarına anlayışlı bir şekilde yaklaşmaları. Boş turnike kaçırmak mı, smaçın çemberden dönmesi mi? Ay, smaçın çemberden dönmesini istemem. Çok hüzünlü bir an olsa gerek. Hele özellikle maç bitimine yakın dönemlerde. Öbürünü tercih ederim çünkü öbürünün ne olduğunu pek de bildiğim söylenemez aslında. Restoranda yemek yemek mi, eve sipariş vermek mi? Niye düşündüm bu sorunun cevabını bilmiyorum ama şu korona günlerinde eve bir şey zaten söylemem mümkün değil. Çıkalım da restoranda yiyelim, atış yürüyerek yiyelim, hatta hiçbir şey yemeyelim. Yeter ki dışarı çıkalım. Yani restorana gidebilme ihtimalinden dolayı restoranı tercih ediyorum. Spor konulu filmler mi, sporcuların oynadığı romantik komediler mi?
Her zaman biyografiyi okumayı da tercih ederim. Biyografi filmlerini izlemeyi de tercih ederim. Biyografi belgesellerini izlemeyi de tercih ederim. O yüzden sporcuların hayatını konu alan filmleri izlemeyi tercih ederim. Oyuncular, yani sporcular oynasınlar, o da olabilir ama ilkini tercih ederim. Köpekle top oynamak mı, kedinin yumakla oynamasını izlemek mi? Ya tarçınla her şeyi yapmak diyorum. tarçını bilmeyenlere anlatayım. Eskiden çalıştığım dijital sanatlar ofisinde üç bacaklı bir köpeğimiz vardı, Tarçın. Çok seviyorum kendisini. Evinde de deli gibi kedi besleyen birisiyim ben. Instagram hesabı da var. Tarçın'a Instagram hesabı bile açtım ben. Ama Tarçın'la top oynamayı her zaman tercih ederim. Wimbledon tenis turnuvasını kazanmak mı, Fransa bisiklet turnu kazanmak mı? Wimbledon'ı kazanmak her zaman. Niye diyeceksin? Gene bir çocukluk anımı anlatayım. Eskiden TRT 2 gösterirdi bunu ve maçları. Deli gibi tenis seyrederdik o zamanlar. Bizim yaşıtlarımız niyeyse o dönemde tenisi çok severdik. Sürekli Wimbledon maçlarını seyrederdik. O yüzden bisiklete binmeyi de çok severim. Ehliyetimi 40 yaşından sonra almış bir insanım ben. Ve şu anda bisikletim var. Fakat binemiyorum. Malum. Bisiklete binmeyi çok severim fakat Wimbledon'u kazanmayı tercih ederim. Öyle bir sporcu olabilmek çok değerli bir şey olsa gerek. Organizasyon yapmak mı, organizasyona katılmak mı? Organizasyon var, organizasyon var. Ya ben aslında organizasyon yapmadığım için katılmayı tercih ederim herhalde. Daha keyifli. Şınav mı, mekik mi? Mekik tabii ki. Hiç, yani şınavla kim uğraşacak? Mekik daha kolay. Hem mekiğin her türlüsünü kolay kolay yapabiliyorsun. Bacaklarını yarım çekip yapıyorsun falan. Yani mekiği kıvırabilirsin de şınavı kıvırman mümkün değil yani. Çekeceksin o şınavı. Başka yolu yok. Ege kıyıları mı, Akdeniz kıyıları mı? Bilmem, kıyı olsun yeter. Ben deniz kenarında olmayı her zaman çok severim. Ama genellikle de hep Akdeniz'de bir şekilde tatilimlerimi geçiriyorum. Antalya'yla da uzun bir süre çok fazla bağım olmuştu. Akdeniz kıyıları. Altın Portakal'dan dolayı olmuştu. Hatta orada ayrıca başka bir sene bir otelin iletişimini de yapmıştım. Akdeniz kıyılarını seviyorum. Hangisini izlemek istersin? 100 metre finalini mi, uzatmalara giden futbol maçını mı? Uzatmalara giden futbol maçını izlemeyi tercih ederim. Daha şey, ya 100 metre 100 metrede bitiyor zaten. Hani bütün heyecanı o koştukları bilmem kaç saniye ya da bilmem kaç dakikanın içinde bitiyor. Halbuki o kadar 90 dakika yapmışlar o maçı, mücadeleyi sürdürmüşler. Ve sonunda gelmiş işte o 2 dakika, 3 dakika onlar için eminim, o sporcular için bir ömür gibi geliyordur. Yani izlerken de ben öbürünü, futbolu tercih ederim, uzatmaları. Sahne önünde olmak mı, sahne arkasında olmak mı? Arkasında olmak. Yani niye böyle hemen cevap verdim bilmiyorum da, sahne önünde olmak gibi bir deneyimim çok fazla olmadığı için bildiğim bir alan değil. Yani nasıl, ne yapılır? Hani bildiğim bir alan değil ama sahne arkasını, kamera arkasını çok iyi bildiğimden dolayı, mesleğimden de kaynaklı bildiğim yerde olmayı tercih ederim her zaman. Peki hiç sahne önü deneyiminiz var mı? Sahne önü deneyimim var mı? Olmuştur da hani öyle şu an aklıma gelecek de, hani beni etkileyen sanırım bir sahne önü. Şey var. Müslüm'de Can Ulkay, Müslüm'ün yönetmenlerinden bir tanesi. Bir çay bahçesi sahnesi çekiliyordu. Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor, yani Muhterem Nur ve Müslüm Gürses birbirlerine bakarak şarkı söylüyorlar. Bir filmde de birbirlerine aşklarının en zirve yaptığı zamanları anlatan çok sıcak bir sahneydi. Onların birbirlerine bakarak şarkı söyledikleri çay bahçesinde oturup alkışlayanlar arasında ben de vardım. Can hocama teşekkürler. Mars'a gitmek mi? Sevmediğiniz herkesi Mars'a göndermek mi? Çok güzel bir soru. Ya ben öyle uzaydan falan açıkçası korkan bir insanım. Öyle ay, hani gökyüzünde yıldızları görünce akşamları ya da mehtabı görünce ay ne güzel diyorum ama öyle o boşlukta kendimi düşünemiyorum.
Ama yani sevdiklerimi de o kadar da sevmiyor değilim yani. Onların da hani oralarda mutlu, yani mutlu olsunlar olmasınlar değil de, ya hiçbiri demek istiyorum, gönderemem kimseyi uzaya. Herkes otursun oturduğu yerde.